Saat başına doğru haberlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bu tebessümün bir nedeni var. Önder Açıkbaş şu anda stüdyomuzda, kendisini göstermeyeceğiz. Sonrasında konuşacak derken şu anda yönetmenim bana bir ilginçlik yaptı. Ay Yonca, çirkin çıkmışım. Keşke bir jöle möle süreymişiz ya. Hakikaten. Hiç bana da hiçbir iyisin şey falan diyorsunuz. Sanki bir şeye benziyor. Alnım parlıyor bu arada. Alnım mı parlıyor? Ne kadar sevimlisiniz. Ne kadar güzel stüdyom var ya. Bu güzel, beğendin ekranın üstte biri bende yok. Yonca, niye böyle adaletsiz senin bir dam? Senin stüdyo küçük. Stüdyo küçük mü? Evet, seninki küçük. Buranın en az 3 katı ya. Yapma Allah aşkına. Sen Derya Baykal'la bölüşüyor. Böyle sıkışık sıkışık oturuyorduk orada. Sıkışık sıkışık mı? Tabii. Size dünyanın en rahat koltuğunu verdim hanımefendi. Sizden neyiz? Tam da ortada oturuyordum bir de. Ortada oturuyordunuz. Ortada biliyorsun. Hemen tam solunuzdaki yerlerde. Hanımefendiye kapanışta söylediğiniz lafta bombadır yani. Yani bana o konuları açtırmayın. Kadın kanaldan nasıl gittiğini şaşırdım. Arkasına bakmadı. Sen, aşk olsun. Sizin şu bu ağzınızdaki bu haberci şey var ya. Ne o? Türkiye'de meydana gelen bazı olaylar falan. O, bayılıyorum o konuşma tarzı. Hiç bende olmadı ya. Biz de mi oynuyoruz acaba, ne dersin? Evet ha? Yani. Ya aslında hani böyle bir oynama durumu söz konusu değil. Yani ben sosyal hayatımda oynamam mesela. Oynamadığım için ekiple inanılmaz iyi gideriz. Oynamak şöyle olabilir. Dur şimdi ben ekip çok sevgi dolu oldu. Biraz bugün mesafeli olayım da biraz onlar benden böyle bir şey yapsınlarla yola çıkan bazı insanlar vardır. Bu durumda mesela içinden gelmese de biraz daha asık suratla falan oturur ki hani böyle çocuklar şey olsun. Aa, Önder abinin bugün neyi var, dur ona fazla içmeyin gibi. Benim öyle inançlarım yoktur. Oynayan insanın da nasıl başarabildiğini bilmiyorum. Göya biz oyuncuyuz. Ben mesela yalan atamam. Ben mesela bir oynayarak yalan söyleyebilirsin ama. Yok, bunun yapamam. Farkına bile yok, varamayabiliriz biz. İkisinin arasında çok büyük bir fark var. Yani mesleğimizi yaptığımız yerdeki oyunculuk performansını sergilemekle bunu sosyal hayata taşımak arasında ilgi alaka yok. Şu kadar namümkün bir durum. Bir diş hekiminin elinde alet edevat olmadan diş çekebilmesini beklemek gibi bir şey. Gibi bir şey. Yani ben mesela yalan attığımda kulaklarım kıpkırmızı olur. Çocukluğumdan beri de böyledir. Kızarmaya başladı. Niye ben? Nerede yalan attım acaba? Oynamıyorum o. Normalde iğrençmişim değil mi? Ya bu arada programla alakalı önce şöyle söyleyeyim. İnanılmaz güzel bir program. Gerçekten geldiğimiz zaman da çok keyif aldık. Bu arada bilmeyen tamam, izleyicilerimiz için tabii, yinelemekte fayda oluyor. Var. Evet. Bak şimdi. Parasını verince değil mi? Oluyor. Efendim Kanal Türk ekranlarında cuma günleri akşam saatlerinde 23.40 civarı, 45 vallahi civarı. Vallahi işte bir esniyoruz. 00'a yakın 50'ler, bazen. Bazen 23.30'lara çekiyorlar falan. O Kanal yani, Türk ekranlarında Önder Harikalar Diyarı'nda başladı. Ne kadar oldu? Kaç? Dördüncü haftamız. Dördüncü hafta yani bir ay. Oldu. Hakikaten çok güzel, çok keyifli bir program. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle skeçleri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum değerli izleyicilerimiz. Vay, ki ben duyururum sen. En güzeli de alınan adam ki onunla ilgili skeçleri paylaşacağız birazdan sizlerle. Öncesinde tabii ki gelin o programda biz davetliyken neler yaşadık? Aa. Biraz ona bakalım. Önder'in eleştirdiği bir takım bir şeyler vardı böyle. Arada ilk girerken bana bir şeyler söyledi. Onlara bir bakalım. Sonrasında Önder'le sohbetimize tamam. Devam edelim. Buyurunuz. Bir de dünyalar güzeli bir... Dünyalar güzeli bir hanımefendi ve başarılı bir televizyoncuyu çağırmak istiyorum. Ceren Bektaş! Arkada ilk ben bekliyorum, tamam. İkinci beni çağırıyorsun. Şimdi büyük proje yapıyor ya, o yüzden ben senin talk show'un var, benim haberim var. Sen Kanal Türk'tesin, ben bugün TV'deyim değil mi? Ceren ha? Bana bu golü atacağını bilmiyordum. Biz şey yapalım ya. Vay, ezdi beni, ezdi. Tamam, vay hep bas atalım. Vay izleyelim, elimi sıkmıyor çünkü. Vay izleyelim, hoş ay, geldin. Vay izleyelim, hastası hanımefendi, ne yapayım? Şimdi burada o kadar çok soru geldi ki bana. Ya niye işte mahcup ettin, çocuğun elini sıkmadın falan diye böyle şeyler söylendi. O durum benim çok işime yarar. Yani elimi sıkmadığın zaman bir konu açılır ve bunun üstünden gideriz.
Yani aslında burada bir oyunculuk durumu söz konusu. Yani içimdeki ses sürekli şey diyor, inşallah bir süre daha elimi sıkmaz. Öyle mi? Orada öyle mi düşündün? Tabii, çünkü elimi sıkmadığın her an elimi sıkmadığınla ilgili şakalar yapıyorum. Bu tür kanamalar dediğimiz bir terimle anlatıyorum. Bu tür kanamalar programın devamlılığını sağlıyor. Ben de yeni bir adamım zaten, deneyim açısından geçen yıl Müjdar'la yaptığımız evet. programdan ziyade pek de bir deneyimim yok. Burada bir talk showcu kimliği de yok. Yani biz kameranın arkasında yaşadığımız eğlencenin bir miktarını kameranın önüne de taşıyoruz. Bu sayede ortaya program çıkıyor. Yani kanalın vizyonu açısından ben doğru bir atılım yaptığımızı düşünüyorum. Hı hı. Bir cümbüş kattık en azından 2-2,5 saatliğine. Beni bıraksalar bir 2 saat daha kalırım yani, evet. Hatta uzatmayı düşünüyorum ama bir süre sonra. Bence de uzat. Bizim mesela tadı damağımızda kaldı. Ciddi söylüyorum. Ama işte şimdi yeni olduğum için ancak yavaş yavaş açabiliyorum kendi içimdeki şeyi. Hı hı. Ama dedim ya, mesela bizim kamera arkamız çok keyifli çocuklardan oluşuyor. O ekibin büyük bir kısmı sizle de çalışıyor. Aynen yani. Öyle. Bu kanalda gerçekten çok güler yüzlü çalışan çocuklar. Binanın enerjisinden midir? Bir şeyden galiba. Herkes çok mutlu, çok keyifli. Senin sen de çok de iyi süper. Bir insansın. Çok evet, teşekkür yani. Ederim. Benim programıma geldin diye mi böyle söylüyorsun? Senin programına biz gelecekmişiz galiba, benim filmim dönemi. Nasıl? Biz gelememiş miyiz? Bu benim çektiğim film zamanında bir gelir olmuşuz buraya galiba. Show business'ı. Evet. Öyle bir şeyler olmuş galiba. Evet, niye abi. Gelmediniz? Terbiyesizim işte. Para kazanınca geldim. Vay be. Ya işte ne kötü. Görüyor musun? Hakikaten ya Yonca, ne kadar sen niye ayıp demedin ya. Biz açıp seyredelim. Ceren olduğunu bileydim şimdi... ben. Aa, bundan sonra film çekeceğiz şimdi. Ona geliriz. Çok güzel film çekeceğim. Ya ne zaman vizyona girecek? Show business, ben bu ay içinde bir daha vizyona girecek diye düşünüyorum. O film çok acayip bir film oldu ya. Yani çok komik bir film. Benim çektiğim kadar komik çıkmadı ama film. Yani bir nasıl bir, yani? Bir reji, bir montaj problemi oldu. Ki oynadığım, sergilediğim en yüksek performanstı yani. Bu işin ehli insanlar bu filmin hani Türk sinemasının yeni bir mizah fırtınasını yaratacağını söylediler falan. Fakat pek benim içime sinmedi ama hani vizyona girdiğinde izleyen insanlar gayet memnunlar. Şimdi yeniden vizyona girecek. Umarım bu sefer şey yapar ama ben tabii bütün enerjimi yeni yapacağım. Sinema filmime biriktirmeye başladım. Hani nedir efendim o? Bu Avşar filmini yapacağımız. Senaryosunu benim bundan 2 yıl evvel kaleme aldığım Recokop diye bir sinema filmi. Türkiye'de başından kaza geçen bir polis memurunun, Recai'nin Amerika'da robot polis projesine dahil edilmesi ve sonrasında projeyi tamamlatmıyor Yunanlı bilim adamı çünkü ona takık. Bizimki de orada ona buna gider yapınca da tamamlanmadan yolluyorlar Türkiye'ye. Recai'nin buradaki hikayesi. Ya bu tip hikayeler nereden aklınıza gelir? Siz nerede yaşıyorsunuz? Nasıl bir ruh halidir o senaristlerin? Sen skeçlerini kendin yazıyorsun biliyorum. Yani hani... Nasıl bir ruh halidir o? Nasıl çalışıyor beyniniz? Oradan nereden geliyor? Mesela hani şarkıcılara, söz yazarlarına falan sorarlar ya işte. Nereden bu ilham falan diye. Abi bir bulamadık, bilemedik falan gibi. Bunun, senin nasıl oluyor? Bir anlarsın. İnan böyle bir şey durumu yok. Hani hiç kendimi böyle bohem mohem hissetmem böyle. Ah Allah'ım, aklıma gelen kelimeler kağıda dökülüyor ve o senaryo falan. Öyle bir durum yok ama ilkokulda da şöyle bir durum vardı. Geçen bir arkadaşıma anlattım mesela. En arkada hep köşede otururdum. Tam şu çaprazımda da öğretmen masası olurdu. Öğretmen bir şey anlatırken bir laf ederdim. Sonra önündekinin arkasına kaçardım. Sınıf gülerdi. Sonra öğretmen konuşmaya devam ederdi. Yine laf ederdim. Sınıf yine gülerdi. Öyle eğitim hayatım geçti. İyi bir öğrenci değildim bir kere. Genelde hep öyle olur. Dil bilgisini falan çok severdim. Enerji evet. dolu olanların ders durumları falan iyi olmaz. Pek iyi değildi yani. Ondan sonra büyüdüm mesela. Film hikayesi bulmak bir, ama şöyle bir durum var yani. Bunu tabii bir oyun olarak görmüyorum. Bu benim mesleğim. Profesyonel anlamda ele alıyorum. Yani bu yolla bu devlete vergi ödeyen bir birimim ben. Yani öyle bakıyorsun yani. Tabii yani bunu profesyonel anlamda çalışıyorum. Bir ürün yaratmaya çalışıyorum. Yarattığım ürünü işverene satmaya çalışıyorum. Ve işverenin de bunu kitlelere pazarlamasını bekliyorum. Aslında bir şirket mantığıyla çalışıyoruz. Aslında şu an bir şirketiz yani. Yoncasıyla, Rezanıyla, Avukat Oğuz'u falan bayağı bir ekip olarak hizmet satıyoruz. Bak ne diyorlar biliyor musun izleyiciler? Kuzey Güney mazlum tiplemesiyle çıksaymış ya yayına. Beyaz takım elbisesiyle ve beyaz çoraplarıyla. Çok sevdik o tiplemeyi diyorlar.
Ne yapayım Ayşem? Boş ver ya Önder sen. Kuzey Güney? Kuzey Güney mazlum tiplemesiyle çıksaymış ya yayına. Mazlum tiplemesi Kuzey Güney. Öyle bir şey yapsaymış. Ben bu programa mazlum olarak mı gelseymişim? Gelseymiş diyor bir izleyicimiz. Ya öyle şeyleri yapabilen biri değilim ben. Burada çok heyecanlanırım. Neden? Şu an hiç heyecanlı görünmüyorsun biliyor musun? Karşımda uykulu gözlerle bakan bir Önder Açıkbaş var. Hadi uyan artık ne olur. Kahve getirelim, çay getirelim, bir şey yapalım. Kahve içerim ama böyle bir şeyim var benim. Neyin yani, var? Bugün pazar ya. Evet. Mesela tişörtün üstüne hırka giydim falan. Şimdi böyle pazar ruh halindeyim. Mesela hareketli falan olmamı beklesem beceremem. Bugün pazar çünkü. Bu saat çok huzurlu bir stüdyo. Cumartesi bu saatte kalksan böyle bir şey olmayacak. Olmaz. Yani pazarın ambiyansı evet, şeyi farklı pazar, yani. Ben ruh halin böyle oluyor her pazar. Evet her şey böyle o anıyla şanıyla. Mesela bayram sabahlarında ruh halim hep fikstir. Böyle bir anlamsız bir hareketlilik, bir cıvıltı. Bugün bayram falan. Hadi annenin elini öpmeye, babaya koş falan böyle bir durumu vardır mesela. Mesela 19 Mayıs'ta da hep böyle aklım liseye falan gider. Yani vay be falan. Ama yine içimde o heyecan vardır. Pazar sabahları da hep şeyimdir böyle. Kahvaltı edilsin, gazete okunsun falan. Falan. Çıkamam o durumdan yani. Çocukken de böyleydim. Kızma bana ama istersen daha hareketli olurum yani. Evet yani. Wow! Bu mu yani? Wow! Wow! Bomba gibi program. Dünden sosyal paylaşım sitelerine yazdık biz Önder Açıkbaş bizimle birlikte olacak diye. Ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Adam sabah ne olur halay çekin birlikte diyorlar. Halay çekelim birlikte. Diyorlar. Abi şu programda halay çekmekten vazgeçer misin? İnsanlar programından korkuyorlar. Altay şey demiş halay mı çekiyor? Söyleyin 3 ay sonra anca giderim ben ona falan. Yani insan ya gerçekten çok acayip baksana vay ya. Ya vaya birazdan geçeceğiz halay demişken aslında o görüntüleri Önder nasıl böyle gizli yollardan almış da. Bu arada yönetmenimiz Mustafa'ya da teşekkür ediyoruz. Mustafa selam olsun sana o görüntüler için çok teşekkürler. Şimdi istersen bu görüntüleri tekrar ver sonrasında konuşalım bakalım o halay olayı neymiş. Buyurunuz. Sevgili Ceren'in, Ceren Bektaş'ın programının nasıl bir program olduğunu görelim sevgili seyirciler. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad halk ayaklanmasının başlangıcından bu yana üçüncü kez kameraların karşısında. Ben bunun... Evet ya işte. İşte bu oyunculuk. Kendini bilerek... orada kendini orada gördün hemen döndün beni... değil mi? Ya ben programda bayağı böyle boylu poslu çıkıyorum. Şimdi hiç kendimi yonca niye böyleyim ben? Gence biraz bakın bana. Ya bir şey söyleyeceğim. O programa ait detayları bir anlat Allah aşkına. Hatırlıyor musun bir şey? Az önce hatırlamıyorum dedim. Ya sen ne ayıp. Aa kamyon arkasında konuşuyorsun. Ben senin halaya duruşuna bir şey diyor muyum ya? Hayret bir şey. Almanya Başbakanı Merkel. Benim programla ilgili bu bir gerçek. O an gözüme Allah tarafından bir perde iniyor. Bu perde benim algılarımın bir kısmını kapatıyor. O yüzden ince detayları, haftanın hangi günü, hangi saat olduğunu programı bazen unutabiliyorum. Eğer bu açıdan beni bitirmeye çalışıyorsan bitiremeyeceksin. Bununla yüzleşiyorum şu an. Ben seni bitiremem. Mümkün değil ya. Ayrıca niye bitireyim? O programdaki rahat hallerinden, hiç buradaki o hanımefendinin, orada ona laf, Altay'ın şarkısı, buradan sevgili bugün televizyonunu... İzleyicilerine, saygıdeğer sabahın bugün saatini bize ayıran insanlara sesleniyorum.
sevgili sanatçı abimiz Altay duygusal Soner Sarıkabadayı şarkısını söylüyor. O da bizim kızımız Ceren de oturmuş koltukta ağlıyor ama kahkaha atarak. Yani şarkı çok duygusalmış diye eğlencesi yani. Bizim de böyle nal gibi koca plazmada Ceren'in yüzü var. Ve ben o şey plazmayı kapamaya çalışıyorum Altay şarkı söylerken görmesin diye. Ne o Altay buraya geldi mi ne demiş sen halay çekiyorsun 3 ay sonra mı geleyim demiş. Tabii o görüntüleri daha önceden biz Altay'la konuşmuştuk defalarca işte geleceğim söz geleceğim diye. Biz bugün hafta sonunda genellikle sanatçıları saat 12 civarında alıyoruz ki öncesinde sahnesi falan oluyor hani geç uyanıyorlar diye. Hani rahatlatmak amaçlı. İşte Altay da onlardan biri dolayısıyla sahnesi oluyor. Dedik ki hani 12'den sonra alalım. Tamam defalarca ama sürekli Antalya'da programı olduğu için gelemedi bir türlü. Orada işte karşılaşınca üstüne geldi. Sen de üstüne bu görüntüleri verince sen böyle halay çekiyorsan ben gel 4-5 ay yokum ben ortada dedi sayende. Çok eğlenceli bir adam değil mi? Çok şeker. Bayıldım. Kesinlikle öyle. Yani seyirciyi bu kadar coşturdu. Ben sahnesine hiç gitmemiştim mesela orada çok keyifliydi. Adamın inanılmaz bir playback yeteneği var. Playback yapar gibiydi yalnız evet. Sesi falan ne kadar güzeldi. Ne kadar rahat. Senin orkestra da süperdi ama. Cem Öget ve orkestrası gerçekten İstanbul'un yani Türkiye'nin yetenekli ve başarılı orkestralarından biridir. Biraz bu kanalın onlarla kurduğu ikili iletişim ve benimle kurdukları arkadaşlık bağı hasebiyle oradalar. Ve Cem Öget aynı zamanda orkestramızın şefi esmer tenli yakışıklı adam. Çok önemli bir orkestra şefidir aynı zamanda. Sen arada senfonide. Onunla diyaloglara geçiyorsun, dayanamıyorsun, laf atıyorsun ya, ona. Öget acayip alınır bana. Öyle ve mi? Ben onun alınmasına dayanamayıp sürekli saldırırım ki daha çok hani böyle anladın mı? O çünkü cevap veremiyor şey çıkıyor, ya. He. Gözlerinde kini görüyorum onun. O durum beni çok eğlendiriyor. Ama çok eski arkadaşım. Öyle mi? Ya şöyle söyleyeyim, ben programı alet ediyorum ona sataşmak için. Hmm. Orada bir şey diyemediği için çok hoşuma gidiyor. Aslında gidiyor. Çok hazır cevap bir adamdır. Peki o zaman bak bir izleyicimiz şey ya vay Önder'i konuk almış vay seyirciyi taça atmış vay böyle güzel ikiniz de ekranda ne güzelsiniz ne güzel yakışıyorsunuz demiş bir izleyici görüyorsun değil mi bak ben hep söyledim dedim ki yani en güzel diğer skeçlerin de çok güzel ama her defasında her yerde gittiğim her yerde de söylüyorum alınan adama bayılıyorum. Alınan adama her yerde onun böyle, devamı var şimdi devamı. Şimdi şeyi yapacağım. Ne yapacaksın? Hani ilk defa seninle söylüyorum. Ben BKM mutfaklıyım. Aha. Tamam benim mizah kafam biraz öyle çalışır. Öyle vaylı çalışır yani. Şimdi de işte algısı eksik adamı yapacağım. İşte Önder Bey sizi kovuyoruz. Nasıl kovuyorsunuz ya? Çünkü bizim için yeterli verimli çalışmadım. Nasıl verimli nasıl çalışmadım ya? Çünkü kanalımız için, nasıl kanalımız için ya sürekli anladın mı? Konuyu algılayamayan ve bir türlü kafasında ölçüp tartamayan adamı oynayacağım. Onu da çok seveceksin. Sırayla yavaş yavaş gidiyoruz. Bu benim yani, ilk göz bebeğim ya. Vay evet yani vay beni de çok eğlendi. Vay. Vay. Aslında vay daha minimal bir şeydi. Zaten bizim ekip arasında da böyle oldu. Şimdi senin programa geleceğim zaman bizim asistanlar arasında da böyle vay hiç bize haber vermiyorsun. Vay Ceren çıkacak. Vay Ceren Hanım çıkıyormuş. Bizim niye haberimiz yok? Vay yani bizim bildiğin ekip arasında hep böyle gidiyor. Ben annemle babamla o şekilde konuşuyorum. Ama oluyor mu ya? Anneye babaya böyle. Vay falan Ben senden hiç beklemiyordum mesela. Niye? Ya biz çekim yapıyorduk, skeç çekiyorduk. Mazlum Kuzey'i çekiyorduk kanalın koridorunda. Sen geçerken bir anda böyle vay falan yapınca hatta sana şey dedim yani affedersin seni de rahatsız ettik geçerken vay falan yapınca ne yapıyor bu be dedim. Bu kim ya? İlk anlamadım böyle anladın mı? O vay benim skecim vay mı yoksa hani ben mesela çünkü geçen gün kanalda biriyle bir münakaşa durumu oldu yani böyle bir çok değişik bir hanımefendi. Yukarıdan şey diye vardı biz mazlumu çekiyorduk yine şey dedi bu asansör çalışmıyor ama falan dedi böyle. Çalışmıyor afiyet dedim falan aşağıya geldi. Dedi ki siz burada mı çalışıyorsunuz? Yok dedim biz skeç çekiyoruz dedim. He falan dedi. Evet dedim zaten yani Türkiye'nin kanalı dedim. Kanal Türk'te dedim böyle birinin çalışmasını beklemeyiz falan dedim. Siz biraz daha saygılı olursanız programınız daha güzel olur dedim ki sizin tekliflerinizi programımız açısından değerlendireceğim dedim. Çok hızlı gitti falan. Şimdi bilmiyorum. Sonra sordum müdür mü dedim. Değil dediler tamam dedim. Bak sen hep böyle arada o tarafa bakıyorsun ya. Soruyorlar diyorlar ki Önder açık baş nereye bakıyor? Kime bakıyor? Konuşuyor. Ben kamera arkasına hasta olurum. Ya kamera arkasında birini bulayım. Ya. Hep ona konuşurum böyle. Yani
kamera arkasını çok değil. İclal Aydın bundan yıllar evvel bana şey demişti. Kamera arkasını güldürürsen işi çeken kameraman abilerin ya da kamera arkasında çalışan insanlar bu büyük miktarda başardığın anlamına gelir demişti. Ben televizyon programı olarak çok kamera arkasını gözetemedim şu sıralar heyecandan ama sinema filmi çekerken mutlaka kameraya bakarım. Ekip gülüyor mu bizim kamera arkası ekibi? Onlar gülüyorsa... Ama bazen tam tersi de olabilir Önder. Ben onu sizin çok... güldüğünüz şey belki yok ekranda ya, o kadar ben, samimi gelmeyebilir. Evet olabilir ama ben nadir. Yine de dikkat ediyorum. Yani şöyle bir durum var şimdi ben film çekiyorum Destere diye bir film. Destere'ye kaç kişi güler bilmiyorum. Bazısı diyor ki Önder Bey o ne biçim film falan. Bazısı da diyor ki abi kendimi öldürürüm o filme hastayım ben falan. Şimdi ben zaten o ekip için yapıyorum. Sevecek adamların kimler olduğunu biliyorum. Önder Harikalar Diyarında da böyle bir program. Yani biz ilk yola çıkarken bunu gözettik. Dedik ki çok alçak gönüllü başlayalım. Çok böyle tatlı tatlı başlayalım. Dekorumuz da şıkır şıkır olsun. İşte kanalımızın bunlardan sorumlu amiri Berkant abi çok özel bir şey çizdi. Yani orada bir evet, harikalar diyarı şeyi var, konsepti var. Hani kanalın en üstünden en altına kadar herkes elinden gelen çabayı gösterdi. Şey de değiliz. Programa başlarken iyi program yutkunamadım mesela. Şimdi bunu gizlemeye çalışmıyorum. Çünkü gerçekten şu an biri bana çay getirmeye çalışıyor. gel artık gel. Gel ya. Canım gel. Ben yandım hepiniz yanın. Anladın? Çok eğlenceli oluyor. Yani ama mesela bizim muadillerimiz oldu. Şimdi bu ülkede bir gerçek var. Yani Beyazıt Öztürk, Okan Bayülgen yıllardır bu işi yapıyorlar Türk televizyonlarında. Şimdi bazıları çıktı genç arkadaşlar şey diye başladılar daha ilk programdan. Evet wow ne haber Ceren nasıl gidiyor Ceren falan şimdi. Şimdi öyle davranmamak lazım. Çünkü bu sahip olmadığım bir ferahlık tamam mı? İçinden geldiği gibi davran. Larry King'in bir lafı var yani gerçekten heyecanınızı saklamayın diyor ki bu adam dünyanın herhalde en büyük talk showcusu. Şimdi ben konuşamadım bu durumu da itiraf ettim seyirciye dedim ki şu an dedim dilim damağım kuruyor. Gözüme bir perde indi hatta yani dua ettim de kendime geldim. Adım adım ilerleyişimi görüyorum ben de. O yüzden mesela çok ahlaklı buluyorum durumu. Bu programı kimler sever? Vallahi bana kalırsa bir süre sonra Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu sever. Çünkü... Bir şey söyleyeceğim. Senin biraz daha skeç ağırlıklı olacak galiba değil mi? Hani diğer ya bu kadar ya. Bu kadar mı? Sanki ben, artırdın gibi sayıyı. Bu skeçleri ben müdürlere yapıyorum. Bizim müdürler hastası. Bana haber ediyorlar ki şunu da yapsana falan. Ama seyirci tarafından da reytinglere baktığımızda mesela skeçlerde bir yükseliş oluyor. İşte onu söylüyorum. Ama benim görevim yani ihtisas alanım komedi oyunculuğudur. Yani oyunculuk sonra ana dal olarak... Komedi oyunculuğudur. Master'ım onun üstüne tamam, yaptım. Tamam komedi oyunculuğu ama şu anda bir talk show yapıyorsun. Ve evet. Ben şeyi merak ediyorum. İlk başta bir tedirginliğin oldu mu bu konuyla ilgili? Talk mesela show işte talk show yapmakla ilgili. Evet. Çünkü işte Beyaz var, Okan var. Arada talk show Zeki işte Kayhan, çıktı. Evet o bıraktı. Bıraktı. Hayrettin vardı Hayrettin. Onu bıraktı. Şimdi Hakan Yılmaz yapıyor. Çok tuhaf bir şey yani çok ince bir çizgi galiba o. Hani mutlaka Beyaz'a, mutlaka Okan'a ya da diğer komedyenlere bir şekilde benzetilme gibi bir durum söz konusu. Tabii, ya bu kaçınılmaz bir şey. Yani tabii. Sanki senden ekstra bir şey bekleniyor. Yani hani anladın mı? Okan'dan da bir farklı ol, Beyaz'dan da bir farklı ol. Ama ne ol? Hani bunu kimse vallahi de bilmiyor ben, ayrıca. Ben yani farklı mıyım bilmiyorum. Çok zor bir şey değil mi yani mesela çok o? Çok zor tabii. Yani aradaki lezzeti bulmak. Çünkü ya ben mesela kendimi Önder burada... Önder Açıkbaş ne yapsın? Bilimsel olarak baktığımızda Beyazıt Öztürk'ten daha arsız. Ama Okan Bayülgen'den daha keskinlik ve sivrilikten uzak bir çocuk görüyoruz. Tipoloji olarak değerlendir o zaman bir de kendini. Tipolojik olarak kendimi ben sevimli buluyorum yani. Tamam böyle yakışıklılıktan yıkıp geçmiyorum ama bu çocuğu ekranda görmekten haz edersin gibi geliyor eğer şey yapacaksak. Kendimi pohpohlamakla ilgili bir derdim asla olmamıştır ama ekranda gördüğüm şeyi seviyorum yani bir de beni iyi süslüyorlar. Ya yani makyajımı yapan arkadaşım Cenk'ten saçımı yapan kahramana kadar hepimiz böyle güzel bir çocuk çıkarıyoruz ortaya ama hani ara lezzet miyim? Bana kalırsa ara lezzetim. Yani vay çok hani yani skeçlerim daha böyle şeydir bel altıdır benim hani anladın mı? Mazlumun o halleri geçen kızı arkadan
bakmaları falan. Ki kanal içinde, her kanal için aslında çok sert skeçler bunlar ama ya bir kere bile bir uyarı falan, hani Önder şunu da şöyle falan kimse demedi. Yani ben hatta birçok kanalda çalıştım. Bu kanal benim çalıştığım en demokrat kanaldır. Yani ya bir kere bile bana şey demediler, o konulara girmesek mi, öyle yapmasak mı falan. Ben içimden geldiği gibi şey işte ne derler. Seni rahat bıraktıkları için rahat, sen de o pozitif enerjini yansıtabiliyorsun işte ekrana. Evet yani hiç rahatlığı... daha bir kişi daha kanalın genel müdürü, yani Altuğ mesela üst düzey müdürlerden biri, benim çok sevdiğim biridir Altuğ Bey. Yani gelip beni öpüp ben odada seyrediyorum deyip odaya çıkıp beğenisini ya da eleştirisini yapar. Ama hiçbir şuna girme, şunu yapma gibi bir şey yaşamadım. Zaten bu da rahatlık olarak yansıyor. Yani Okan ve Beyazıt dedik ya. Şimdi tamam evet ama hani birinin de bunu söylüyor olması lazım. Artık yani daimi olmayacaklar, anladın mı? Yani ya da iki insanın üstüne yığamayız her şeyi. Bu onlara da büyük bir yükümlülük olur. Birilerinin, daha genç birilerinin içinden geldiği gibi davranarak yavaş yavaş bir sektöre girmesi mevzu bahis olabilir. Olmalı da yani. Girmeliyiz, yapmalıyız. Yani ne desem de şey olmasam yani hepsini Okan, de tanıyorum. Okan Bayülgen'le çok yakın bir dostluğun var. Mutlaka ki bu programa başlamadan önce onunla da konuşmuşsundur. Evet ya, o da bana şunu söyledi mesela ilk gün. Affedersin, lafını bölmüyorum değil mi? Bölüyorsun, böldün. Hadi bir daha konuşturur beni. Bakalım susacak yanında mısın? Bir konuk. Hadi ne bakalım, olur yapma. Özür dile bakayım. Özür dilerim. Aferin Margana Yaslar. Baş edemem ki, yapmam lazım. Şöyle bir durum var. Ben programa gelmeden evvelki gün Okan abiyle buluştum. Dedi ki bana aynı böyle davran. Kontrollü büyü. Sakın 40 yıllık televizyoncu gibi davranma. 20 yıllık talk showcu gibi davranma. Zaten bu bendeydi. Dedim ki abi aynı düşünüyoruz. Ben gerçekten reklam aralarında yukarı koşup benim programı seyrettiğini biliyorum, kendi programım reklam aralarında. Elinden gelen her şeyi de yapmaya çalışıyor. İyi niyet olarak şu an yapabiliyor. Aslında yayını olmasa konuk gelmek istiyor, bize bağlanmak istiyor, her şeyi istiyor ama biraz da hani böyle onun desteği, Okan abisi aradı, Önder'i durumundan da hani muzdarip olmamak dün için. Dün Okan'da mıydın? Okan'ın programında mıydın? Evet. Yani, nasıl uyumadan geldi buraya diye soruyor bir izleyicimiz. Uyudum ya. Uyudun mu? Uyudum yani, saat 3 gibi falan uyudum. Saat 9.30'da kalktım. Sağlıklı uyumuş. Bir uyku. 6.5 saat bende çok iyi bir uyku süresi. Yani ama dediğim gibi yani bir yenilerin çıkması lazım. Ben evet değil. Ya çıkması lazım. Tabii abi yani hani onlara da yer verilmesi lazım ve beklenti, ya belki beklentinin de çok yüksek olmaması lazım. Öyle bir dönemde senin çıktılar ki. Senin ayrı bir tadın. Ki, evet işte dönem de yani, çok önemli. Yani biz bunu konuştuk Okan'la. Yani benim kanalım benim arkamda mesela 5 yıl durabildi dedi. O zamanlar hani Türk televizyonları bu kadar hızlı bir sirkülasyona sahip değildi. Yani ilk ikisinin de mesela reytinglere giremediğini biliyorum. Anladın mı? Hı hı. Uzun zaman, yıllar hatta yani. Reytinglerde olamamışlar, olmuşlar ama çok düşükler falan. Bu tür şeyleri, bu tür mizah programlarını sevdirmenin bir süreye ihtiyacı var. Bunu bir mesaj evet, olarak vermiyorum. Ama artık o tür bir anlayış, artık o tür bir hani böyle, anladın mı? O sürecin içinde değiliz. Artık her şey çok fazla değişti. Artık her şey çok daha hızlı vuku buluyor. Ama hani en azından şunu söyleyeyim. Kanal da mesela bu açıdan benim çok arkamda. O da beni çok rahat ettiriyor. O çok önemli gerçekten. Tabii. Ne yapalım biliyor musun? Sen o sırada çayını yudumla, bak daha soğudu çay. Biz de alınan adamla ilgili skeçlerini paylaşalım, olmaz mı? Hadi yudumla izleyelim. Hadi yudumla mı? Pardon. Vay, ben kolej çocuğuyum, sen devlet lisesi. Pardon, biz özür dileyemiyoruz. Vay, terbiyesiz. Fransız mısın lan sen? Pardon ne lan? Özür dileme ne oldu? Vay, terbiyesiz. I am sorry dedi, tam olsun. Vay, Fransız özentisi. Je t'aime mi diyeceksin bana? Vay, bon appétit o zaman, terbiyesiz.
Vay ezdi beni, ezdi, ezdi. İmdat, Türk Dil Bilgisi Kurumu buraya gelsin. Vay yakarım kendimi, vay. Önder Bey bir komedi dizisi çekmeyi düşünüyor mu diye bir soru geldi. Bak evet. Şimdi tam yeniledim sayfayı, çat diye o geldi. Ben sorayım. Yazdım. Yaşam Koçu Remzi ismi. Şimdi sevgili Ahmet Kayımtu ve ekibi Barakuda Film, geniş ailenin de büyük bir kısmını üstlenmiş firma ile ciddi anlamda yol aldık. Bir sitcom dizisi yapacağım. Hem yazacağım hem oynayacağım. Hepsine nasıl yetişeceğim? Ya Allah bu bilir. Şeyleri yazarken nasıl bir ruh halin oluyor? Çok merak Hiçbir ediyorum. Ruh halim skeçleri. Falan olmuyor. Beni bir çağırır mısın yazarken? Ya da yanında birileri falan oluyor mu? Çok merak ediyorum. Niye biliyor musun? Hani böyle yazarlar genelde filmlerde, film karelerinde falan görürüz ya. İşte yazar 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 kağıdı buruşturup Yok öyle böyle bir şey şeye yani. Atar. İşte ya basket, havalar adamın ağzına vururlar. O kağıda atar. Yazık günah değil mi ya? Mesela yani daktilo dönemlerinde falan filan. Daktilo da bilmem bilgisayarda mesela, da yazmam. Yani kalem sen kağıt nasıl bir kullanırım. Şeyde, kimi işte kapatır şeyleri, perdeleri, evet. Telefonu kapatır böyle güzel bir müzik açar Hiç falan. Öyle orada şeylerim duygulanır. Yoktur. Beni bak götür kahvehaneye siz okey'e oturun. Bana orada hesap tutma pusulası var ya ben orada böyle tık 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 yazarım. Yazmak durumundayım yani alan seçemem ama çok şükrediyorum evim benim yazmak için çok uygun bir hayalim vardı böyle bir evim olsun falan. Bayağı hayalini kurdum mimari yapıdaki eve sahip oldum. Şimdi o evde... Mimari yapı senin ruh halini yani bahçeli ve bir ev, mi? Çok sessiz sakin bir yer, böyle sular akıyor falan böyle bir yer. O beni çok mesela şey yapar, yazmaya zerk eder ama skeçleri yazmakla ilgili büyük bir kısmını doğaçlama oynuyorum. Ben yazıyorum, bir de sevgili editörüm benim programdaki editörüm Alper, skeçlerin çoğunda da onunla birlikte oynuyoruz. Alper'in de ciddi anlamda desteği oluyor. Şimdi, ya, özellikle son bu haftadan itibaren skeçlerin yazımıyla ilgili onu mesela Mazlum Sese Gel Türkiye'yi o yazdı mesela. Hmm. O Ses Türkiye, hatta Acun abi de sağ olsun bir şey yapmış, bir ses kaydı, bir görüntü yollamıştı bize. Evet. Mazlum'la ilgili. Yani gittikçe daha da fazla sevebileceğimizi düşünüyorum ya. Bak ne demişler, program gerçekten çok eğlenceli, harika bir ikili oldunuz, beraber bir skeçte de oynayabilirsiniz demişler. Ben onu düşünüyordum. Sonunda o kusan hali çok güzel oluyor. Bitiyor. Evet, bitiyor. Şey tabii yani ben sizi bir Vay'da oynatmak istiyorum yasal olarak. Yasal olarak? Evet. Yani. O Vay'ı ben mi yapacağım? Ben oradan geçecek sen miyim? Sen mi yapacaksın? Hayır çok... sen yapacaksın. Ben bizim oynayan, diğer oynayan da kahramandır. Benim kuaförlük hizmetlerimizi sunan arkadaş bizim. Tüm saç styling dediğimiz şey. Kahramanın rolünü ben oynayacağım. Beni de sen oynayacaksın. Var mısın? Varım diyorum. Önder'de inanılmaz bir potansiyel var. İnşallah bu enerjisini tutumlu kullanır. Enerjiyi tutumlu kullanmak. İlginç bir cümle oldu. Ben evet muhteşem Güzel bir oldu söz. Bence. Kim yazmış ya? Kim yazmış biliyor musun? Mehmet Tural. Mehmet Tural Bey. Bana yaşam koçu olmanızı istiyorum. Çünkü bana kalırsa çok zeki bir insansınız. Ben enerjimi tutumlu kullanmayı bilmiyorum. Bir kere böyle bir derdim vardır benim. Ama yani hiçbir ekstra bir şey kullanmadığım için çocukluğumdan beri sürekli vardır. Bu umarım bir gün tükenmez. Yani bazı şeydir ya böyle viski içeyim de biraz kendimi rahat hissedeyim falan. Ben hiç bilmem viski böyle hani Allah ne verdiyse. Sadece programa çıkmadan evvel Seyhan benim programın yapımcısı sürekli şey mi? Seyhi çıkamıyorum. Fenalaştım. Önder yapma kurban olayım falan. Seyhi çıkmayın bu hafta olmadı falan. Hadi çık 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 falan diye çıkarım ondan sonra da zaten. İyi geçer. Ama umarım hep böyle şey olur. Bu muhteşem bir temenni. Güzel, çok güzel. Alınan adam süper. Önder Bey sinemaya çok yakışıyor. Devam etmeli demiş bir izleyicimiz. Ceren Hanım, siz Önder Bey'i komik buluyor musunuz demiş. Buluyorum ki gülüyorum. Çok gülüyorum hem de. Peki görünüş bak, olarak sence yakışıklı bir çocuk mu? Önder Harikalar Diyarında Hiç öyle bakmadım çocuk. Ya. Ben bir düşüneyim bir ara. Bu çünkü bak, önemli. Yapalım, musun? Niye önemli biliyor musun? Aslında bunu herkese sormak istiyorum. Yani yakışıklı değil de eli yüzü düzgün duruyor mu çocuğun? Çünkü önemlidir. Ben kendim mesela iyi görüyorum. Bu çocuk mesela eli yüzü düzgün müdür yani? Bir ekran
yüzü olabilir mi sence? Şurada dondur da tamam kovulayım şimdi. Hakikaten, kovulayım ya. Hakikaten tam da çok şöyle kötü dondurdunuz. Şöyle dondur ki bu, bunun bayağı çıkışını verirler yani. El yüzü biraz yamuk sanki böyle. Böyle çıktım abi. Anladım. Ceren sence elim yüzüm düzgün mü? Şöyle dönüp gerçekten soruyorum. Vay Muzo da geldi. Sese gel. Bak ne yapalım şimdi biliyor musun? Alınan adamla. Oh, bak çok fazla istek var alınan adamla ilgili. Bence bu fena arada, çocuk değil bu. Tamam yüzük, düşünelim yüzük. İşte. Aslan gibi çocuk niye alınan düşünüyorsun? Aslan gibi çocuk değil mi? Alınan adamı bir izleyelim ben o sırada bakayım. Bak. Hadi izleyelim bakalım. Alınan adam. Habire bu ayağımı kaldırıp indiyor. Niye evet. İneceğim? Pardon. Vay ben kolej çocuğuyum sen devlet lisesi pardon biz özür dileyemiyoruz vay terbiyesiz Fransız mısın lan sen pardon ne lan özür dilemen oldu vay terbiyesiz I am sorry'de de tam olsun vay Fransız özentisi je t'aime mi diyeceksin bana vay bon appétit o zaman terbiyesiz. Vay ezdi beni ezdi imdat Türk Dil Bilgisi Kurumu buraya gelsin vay yakarım kendimi vay. Evet, tam burada durdururken şöyle bakalım eli ayağı düzgün. Kanal Bugün TV baya bana çalışıyor. Arkadaşım hanginize ne yaptım ben bu eli sürekli donar düzgün. Resimler böyle baya Notre Dame'ın kamburu gibi. Aa yani show business zamanı sizi biraz aksattık diye mi bu? Galiba ondan. Gonca söyledi bana da dedi ki aradılar dedi. Sen beni çok konuşturmadın programda ondan yapıyoruz biz bunu ekipçe. Seni konuşturmadım. Sen programı yaparsın sen susacaksın ben konuşacağım. Programda ben mi konuşuyorum? Size Hayır, soru soruyorum. Senin programında işte. Seni mi konuşturmadım? Sana daha ne yaptırayım? Yani saydıracak bana. Ben programı bir anlatamadım. Programın ortasında ya, böyle bayağı pimi çekilmiş el bombası gibi duruyordum böyle. Ve sürekli böyle çevresinde gezdim patlamasın diye. Siz bilmiyorsunuz ne çektim yani o kadar yüksek bir enerjisi var ki. Ve hiçbir biçimde kontrol altına alamıyorum. O yüzden sürekli kulağına gidip şey diyorum. İyisin değil mi Ceren? İyisin değil mi falan. İyiyim iyiyim ben diyor iyiyim falan. Gayet de güzel, çok keyifliydi. Bak ben neler teşekkür diyorlar. Ederim geldiğin için. Çok eğlenceli ben oldu. Teşekkür ediyorum çağırdığın için. Yine hep gel. Çağır. Ne zaman istersen. Aynı anda yalnız. Önder süper eğlenceli, zevkli bir insan. Kötü bir şey yazmıyorlar mı? Onu da oku. Okuyacağım, bakacağım işte. Ne terbiyesiz, uyuz oluyorum. Çok gıcık. Güzel skeçleri diğer talk showculara taş çıkartır. Çok eğlendim programı izlerken. Tebrik ediyorum, takipçisi olacağız demiş. Önder Bey bir komedi dizisi çekmeyi düşünüyor mu? Bak işte bu sürekli sana çekiyoruz, gelen sorulardan. Başlayacağız. Önder BKM mutfak ekibinden biliyoruz Önder'i. İşi mizah komedi. Peki drama denemeleri olacak mı diye bir soru oluyor geldi. Zaten. Mesela Reha Erdem'in Hayat Barı'nda misafir oyuncu olarak oynadım. Mesela Kimsenin Haberi Yoktur Ömer Şerif'in başrolünü oynadığı İbrahim Bey ve Kur'an Çiçekleri'nde de Türk Ölçüsü İsmail'i oynamıştım. Mesela Ömer Şerif'le film yaptım. Kimse umursamadı falan bu ülkede. Çok acayip. Yani Ömer Şerif. Niye sence? Bilmem. Yani o ben bana yeter. Yani Doktor Jivago'yu ya da Arabistan'da Lawrence oynamış o büyük aktörle aynı filmde oynamış olmak, bitişte de roll caption'da adımı görmek o benim hayatımın golüdür yani. Yani bu ülkede kimse bilmedi mi? Zamanla bilirler. Bir zaman gelir hepsi haberini duyurur. Özellikle son cümleye dikkatini çekmek istiyorum. Bu tür programlarda tutunmak zor oluyor demiş Erkan Bey. İddialı mısınız yoksa dizi çekilince bırakacak mısınız? Bırakacaksanız size hiç alışmayalım demiş. Ay ben, ay kurban olayım. Erkan. Erkan Bey, Erkan abi. ben yaşadım sen Erkan ama abim sen, abimsin. Şimdi abi, şöyle bir durum var. Diziyi yapabilmek için hayatımızdaki bir şeyi çıkaracağız. O bir şey Önder Harikalar Diyarında olmayacak. Yani diziye haftanın iki gününü ayıracağım. Ve işten geldiğimde de gece senaryosunu yazacağım. Bütün timingi ayarlandı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Önder Harikalar Diyarında benim için bir inanılmaz zevk aldığım bir şey oldu. Çok heyecanlı, çok stresli. Biz Kanal Türk Televizyonu'yla bu sevdamızı sürdürebildiğimiz müddetçe Önder Harikalar Diyarında artarak, kontrollü biçimde artarak sizlere ulaşacak. Başka kanala da gitmeyeceğim. Bunu sözleşme bazında değil, ben sözümün hep arkasındayımdır. Bunu zaten konuştuk.
hiçbir zaman buradan ayrılmayı da düşünmüyorum. Çünkü buradaki ekibi bana bir başka kanal veremez. Benim programımın skeçlerin de programın özünün de bu kadar keyifli çıkmasının tek nedeni... Ekip çok önemli. Senin ekip abi, süper. Işte bizim ekiple çok biz güzel. Diyoruz ki böyle bir ciddi oluyoruz değil mi Muzo? Böyle sürekli şey yapıyoruz. Bu hafta erken başlayan bu skeçler yetişmiyor. Bu nedir falan yapıyorum. Böyle hepsi evet Önder Bey falan. O zaman saat 10 kanalda buluşuyoruz falan diyoruz. Saat 10'da buluşuyoruz. Akşam 6'da skeçi çekmeye başlayabiliyoruz. Sürekli Türk kahveler falan. Yenemiyoruz abi. Yani skeci çekmeye koyulamıyoruz. Sonra 6'da da şey diye başlıyoruz skeci çekmeye. Falan diye. Yani sohbetimiz, münasebetimiz çok yüksek. Önder, çok... süremizin sonuna geldik. Sağlık olsun. Bir daha geliriz. Ama şunları okumak istiyorum. Kesinlikle Önder Bey ekrana çok yakışıyor. Teşekkür Harikalar ederim. Diyarını izlerken sanki yıllardır varmış gibi acemilik söz konusu bile değil demiş. Dost başa düşman ayağa bakar derler ama ben dostum. Önder Bey'in ayakkabıları çok şık demiş. Bu benim çok bir sevdiğim bir markadır giyim olarak da. Onun ayakkabısı yani çok düz, beyaz, sade. Bu havada beyaz ayakkabı giyilir mi ya? İşte ne bileyim. Bekar adam evden çıkarken ne bulduysak onu. Selim Gülgören'e mesajlarımızı buradan iletebilir miyiz demişler. Tabii ki iletebilirsiniz. Birazdan kendisi burada olacak. O güzel şarkılarını sizler için seslendirecek değerli izleyicilerimiz. Ancak Önder Açıkbaş'la sohbetimizin maalesef sonuna geldik. Sağlık olsun. Çok güzel ağırladınız beni. Bu şekilde şey yapalım. Gülen yüzünüz konuşalım. Hiç solmasın. Amin. Programınız bu kanalın vizyonu açısından son derece önemli ve mühim. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Aynı güzel sözler bunlar. Tavrınız çok acayip egemen ve çok konuşturmaya yönelik. Siz her soru sorduğunuzda sabaha kadar anlatasımız geliyor. Bu yetenektir. Allah'ın bir bahşettiği bir şeydir. Çok teşekkür ederim. Programım için de çok önemli bir konuktun. Senin benle geçirdiğin o programı ömrüm boyunca unutmayacağım. Beni burada ağırladığın için teşekkür ederim. Çok güzel sözler bunlar. Çok sağ ol. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Burada noktayı koyuyorum. Artık bir şey söyleme. Diyelim ki biz o zaman soluklanalım. Bak, direkt olayı azıcık, Selim Bey'e pas et. Azıcık nefes. Sen de gel istiyorsa. Selim kal, Bey bu şarkı Büyük şey. Cennet var ya. Şaka yapıyorsun. Selim. CD var mı yanında? Hastayım ben şarkısına. Cennete mi? Abi nerede? Tanışmak söz, istiyorum söz o adam. Söz müzik Ahmet Enes. Bak konuşacağız. Ahmet gelecek. Mi yazmış? Aa Selim sen Ahmet'le küs değil mi? Ahmet Selim sofra hazır hadi yemeğe yavrum. Bir şey söyleyeceğim. Bayılıyorum şarkıya. Öyle mi? Selim. Biraz daha gelecek karşılaşırsın tamam. Zaten şimdi. Hastasıyım. Gelirsin kalırsın olmadı o programa. O ev ne abi öyle? Ne bileyim bir sus diyorum ya. Bir sus da kapatalım. Peki soluklanacağız, Önder'i yolculayacağız, sonrasında burada olacağız. Hoşçakalın şimdi. Sanal benim sanalım.